Tarih: 10 Eylül 2025. Genelkurmay Başkanlığı'na bir acil çağrı geliyor. Sudan'da hızlı destek kuvvetleri hükümete bağlı büyük bir birliği köşeye sıkıştırmış durumda. Sudan yönetimi Türkiye'den yardım istiyor. Ve TCG Anadolu zaten o bölgede. Milis güçler püskürtüleceği için taarruz helikopteriyle operasyon tercih ediliyor ve helikopterler havalanıp operasyon bölgesine doğru ilerliyorlar. Dağların arasında ilerlerken bir anda helikopterlere yönelik mempet satışları yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin filan desteklediği bir grup oldukları için ellerindeki silahların tamamı modern sistemler. Kullandıkları mempet söyle. Helikopterlerin füze ikaz sistemleri uyarı veriyor ve pilotlar manevra yaparken bir yandan da ısı güdümlü bu füzeyi aldatmak için flare topları atıyorlar. Şimdi esas soru, bu helikopterler kesin olarak kurtulur mu? Düne kadar aslında kurtulurdu. Ama son dönemde üretilen Mempet sistemleri artık flare topları ile helikopterin ısısını ayırt edebiliyor. O yüzden bu senaryoda hedef alınan taarruz helikopterlerimizin tamamı kurtulamayabilir. Daha doğrusu kurtulamayabilirdi diyelim. Çünkü artık Aselsan öyle bir sistem geliştirdi ki helikopterlerimizin vurulması neredeyse imkansız hale geldi. İşte bugün Aura Sevilon sponsorluğunda helikopterlerimizi vurulamaz hale getiren Yıldırım Yüzü konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sunar. Dostlar selamünaleyküm. Bugün Aselsan üretimi yıldırım yüz sistemini konuşuyoruz. Birazdan zaten detaylarına değineceğiz ama bu bir karşı tedbir sistemi ve size bugün konuştuğumuz konunun önemini şöyle anlatabilirim. Birincisi bu sistemin testi için bugüne kadar Türkiye'nin yaptığı en önemli testlerden biri desem gerçekten abartmış olmam. İkincisi de bugün konuştuğumuz savunma sistemi Öyle bir sistem ki atak helikopterlerimizde kullanılan savunmaya yönelik bütün alt sistemler terazinin bir tarafına konulsa bu sistem tek başına diğer tarafında baskın gelir. Daha ağır gelir. İçinde bulunduğumuz çağ açısından baktığımızda bir helikopterin yani bizim için örnek verecek olursak atak helikopterinin muharebe sahasında hayatta kalabilmesini sağlayacak olan yegane sistemden bahsedeceğiz bugün. Aselsan Yıldırım-100 yönlendirilmiş kızıl ötesi karşı tedbir sisteminin geçen hafta bir test videosunu paylaşmıştır. Geçen hafta gündemimiz farklıydı. O yüzden ve biraz daha konuyu da araştırmak için bu konuyu bu haftaya bıraktım. İşte bugün bu sistemin ne olduğunu, neden önemli olduğunu, dünyadaki rakiplerini falan konuşalım. Bu sistem hava platformlarını ısı güdümlü füzelerden korumak için tasarlandı. Özellikle de mempet füzelerinden korumaya yönelik bir sistem. İnsan tarafından taşınabilen ve omuzdan atılabilen Mempet sistemleri şu an muharebe sahalarındaki en büyük tehditlerden biri. Özellikle insan sava araçları ve daha da önemlisi taarruz helikopterleri bu füzelere karşı çaresiz kalabiliyor. Böylesine büyük bir tehdit olmalarına rağmen mempet sistemleri sadece çok gelişmiş orduların sahip olduğu sistemlerde değil. Artık mesele öyle bir hale geldi ki dünyada bu sistemi ele geçiremeyecek, kara borsada bu sistemi satın alamayacak bir terör örgütü yok gibi bir şey. Biz de terör konusunda gerçekten zor bir coğrafyada olduğumuz için bu tehdit bizim karşımızdaki en büyük tehditlerden biri. Yani buna karşı geliştirilen her sistem kıymetli ve helikopterlerimizi korumak için buna karşı geliştirilebilecek en modern sistem bugün konuştuğumuz Yıldırım 100. Geçen hafta bu sistemin gerçek harp başlıklı füzeye karşı test yapıldı ve başarılı oldu. Peki bu yıldırım yüz nasıl çalışıyor? Önce kısaca bu konudan bir bahsedelim. Aslında temel mantığını anlatsak bunun çok basit bir sistem olduğunu düşünebilirsiniz. Mesela atak helikopterini bir operasyon bölgesine gönderdiniz. Bu tarz helikopterlerin öyle makinalı tüfeklerle falan düşürülmesi çok mümkün değil. Ciddi bir zırh korumaları var. Gittiğiniz bölgede hava savunma sistemleri olsa zaten atakla oraya girmezsiniz. Örnek vermek gerekirse gittiğiniz bölgede bir pantsir bataryası olsa siz oraya taarruz helikopterinizi sokmazsınız. Önce öncelikle o hava savunma sistemini etkisiz hale getirmeye çalışırsınız. Pantsir gibi ya da S300 gibi sistemler varsa ilk hedefiniz onlar olur. Çünkü bunlar çok büyük sistemler. Az çok hava hakimiyeti kurabildiğiniz bir bölgede bunların gizli kalabilmeleri pek de mümkün değil. Ama omuzdan atılan bir mempetsi tespit etmeniz mümkün değil. Atıldığı an haberiniz olur. O yüzden bir yakın hava savunma sistemi olan bölgeye sokmayacağınız atak helikopteriniz her operasyonda mempets tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ve mempetsin çalışma mantığı çok basit. Hava aracına bu füzeyi fırlatıyorsunuz ve o ötesi arayıcı başlığıyla hava aracınızın ısı izini takip ediyor. Aracınızın motorunun yaydığı ısıya güdümleniyor ve bu şekilde aracınızı buluyor. İşte böyle bir füze atak helikopterine karşı fırlatıldığında genellikle 3 ile 10 saniye arasında bir tepki süreniz vardır. Bu tepki süresi içerisinde yıldırım yüz öncelikle hızla tehdidi algılar. Bu tehdidi algılaması 2 saniye kadar sürer. Ardından sistem tehdidin algıladığı bölgeye yönelir ve füzeye doğru çok güçlü bir lazer devreye girer. Bu lazer normal bir ışık değil gözle görülemiyor ama enerji taşı kız ötesi ışınlar yayıyor. Bu ikinci adım da bir saniyeden kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Yani toplamda helikopterinize bir füze fırlatıldığında yıldırım yüz sisteminin karşı koyması 3 saniyeden daha kısa sürüyor. Peki o güçlü lazer devreye girince ne oluyor? Aslında bir nevi füze köreltiliyor. Şöyle düşünün. Sizin gözünüze bir lazer tutulsa nokta gibi bir iz bırakır kısa bir süreliğine. O lazerin çok daha güçlüsünün gözünüze tutulduğunu düşünün. Bu durumda kısa süreli bir körlük yaşarsınız. Füze tam olarak bunu yaşıyor. Yıldırım yüz helikopterin yaydığı ısıdan çok daha daha büyüğünü bir anda füzenin sensörüne gönderiyor. Arayıcı başlık bu lazeri yedikten sonra sersemleşiyor. Isı kaynağını bulamayıp yer otasından sapıyor ya da düşüyor. Yıldırım 100 için durumun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bu tarz sistemlerin bazılarında gönderilen lazer sadece kandırmakla kalmıyor. O kadar yoğun bir enerji gönderiliyor ki füzenin optik ya da elektronik aksamına fiziksel olarak zarar verip onu tamamen işlevsiz hale de getirebiliyor. Ama dediğim gibi Yıldırım 100 ile ilgili bildiğimiz detayların içinde bu bilgi yok. Yani sistemin mantığına baktığınız zaman anlaması çok basit. Atılan füze ısı kaynağı arıyor. Yıldırım 100 de füzenin arayıcı başlığına dünyasını şaşırtacak bir ısı kaynağı veriyor. Füze de ne yapacağını bilemeden rotasını şaşıyor. Tabii bu kadar kısa özet şekilde işlevi anlatınca Yıldırım yüzün çok basit bir sistem olduğu düşünülebilir. Ama bu sistem gerçekten inanılmaz büyük bir meydan okuma. Neyse çalışma prensibi kısaca bu şekilde. Şimdi gelelim bu sistemin temel bileşenlerine ve bildiğimiz kadarıyla önemli özelliklerine. Yıldırım yüz çift taretli konfigürasyona sahip. Bundan özellikle bahsettim çünkü bu sayede tam küresel koruma sağlayabiliyor yani 360 derece koruma sağlıyor ve birden fazla tehdit aynı anda helikopterinize yöneldiğinde aynı anda bu tehditleri engelleyebiliyor. Yani çift taretli olması kör noktaları ortadan kaldırıyor. Bir diğer önemli yönü de çok bantlı lazer çıkışı. Bu sayede farklı dalga boylarında çalışan çeşitli kızılötesi füze arayıcılarına karşı etkili karıştırma yapabiliyor. Ve yine bu sayede farklı nesillerdeki füzelere karşı da etkili. Yine yıldırım yüz için buraya ekleyebileceğimiz en önemli başlıklardan biri gelişmiş elektronik kontrol birimi. Çünkü bunun sayesinde her her tür füze ikaz sistemiyle sorunsuz şekilde iletişim kurabiliyor. Bu da tabii ki tehditin tespit edilmesini hem kolaylaştırıyor hem de hızlandırıyor. Bir diğer önemli yönü de hızlı angajman. Az önce bahsetmiştik. Hedef tespit edildikten sonra hedefe karşı saldırının yapılması bir saniyeden kısa sürüyor. Bu da entegre edildiği platformun hayatta kalma şansını arttırıyor. Son olarak da fiziksel özelliklerinden bahsedebiliriz. Boyut, ağırlık gibi net detaylar henüz paylaşılmadı. Ama boyutunun ve ağırlığının küçük olduğu, düşük güç tüketimi ve düşük bakım ihtiyacının olduğu açıklandı. Bunlar neden önemli? Bunlar pazarın genişlemesini sağlayan etkenler. Yani Yıldırım 100 çok büyük bir pazar potansiyeline sahip. Eski nesil flare topları yerine modern bir savunma sistemi isteyen bütün devletler platformlarında bu tarz sistemleri görmek istiyorlar. İşte az önce bahsettiğim fiziksel özellikler devletleri esas cezbedecek özellikler. Peki bu sistem yokken helikopterler savunmasız mıydı? Elbette değildi. Mempets atıldığı zaman helikopterlerde flare topları kullanılıyordu. Bu toplar yüksek ısıya sahip toplar. Bunlar fırlatıldığı zaman ısı arayan füzelerin haliyle kafaları karışıyordu. Ama siz ne kadar tedbir sistemi geliştirirseniz saldırı sistemleri de o kadar güncelleniyor. Son dönemde geliştirilen mempet sistemleri genelde flare toplarıyla hava platformunun ısısını ayırt edebiliyordu. O yüzden flare yöntemi artık çaresiz kalmaya başlamıştı. Zaten yönlendirilmiş kız ötesi karşı tedbir sistemleri de bu yüzden ortaya çıktı. Peki Türkiye bu sistemi sadece atak helikopterinde mi kullanacak derseniz? Hayır. Bu sistemin kullanım alanı çok geniş. Şu an ilk etapta envanterimizdeki helikopterlere entegre edilecek. Ama sadece hava araçlarında değil, deniz ve kara araçlarında bile yıldırım yüzün farklı versiyonlarını göreceğiz ilerleyen dönemde. Mesela net olarak bildiğimiz ikinci kullanım alanı milli savaş uçağımız Kaan olacak. Kaan savaş uçağı için yıldırım 300 geliştiriliyor. Ama bu tabii ki çok daha özel bir sistem olacak. Çünkü yıldırım 300 çok daha geniş bir arayıcı yelpazesini kör etmek için çalışacak. Mesela hava hava füzelerine karşı savunma yapacak. Hava hava füzeleri genellikle daha gelişmiş arayıcı başlıklara sahip oluyor ve inanılmaz hızlı oluyorlar. İşte bu yüzden Yıldırım 300 daha yüksek güç üretip daha hızlı tepki süresine sahip olmak zorunda. Ve bunu sağlayabilmek gerçekten kolay iş değil ama Aselsan bu işin de altından kalkacaktır. Peki bu sistemin dünyada rakibi var mı? Son olarak bundan bahsedelim ve videoyu bitirelim. Yıldırım 100 piyasada az sayıda ama güçlü rakiplere sahip. Mesela bu alanda en güçlü oyuncu Northrop Grumman. ABD ile bu şirketin 4 farklı yönlendirilmiş ötesi karşı bir sistemi var ve bunlar pazarı domine eden sistemler. Dört farklı sisteme sahip olmaları da farklı platformlara hitap ediyor olmalarından kaynaklı. Helikopterden büyük kargo ve yolcu uçaklarına kadar farklı farklı platformlara yönelik sistemleri var. Bir diğer önemli rakip Elbit Systems. Bu da İsrail'in firması. Müzik ailesi olarak bilinen ve dört farklı sistemden oluşan bir aileleri var. Bunlar da yine ABD'de firmada olduğu gibi farklı platformlara göre tasarlanmış sistemler. Ve bu firmanın da bütün platformlara yönelik savunma sistemi var. İtalya ve Brezilya Hava Kuvvetlerine daha önce ihracat yaptılar. Bunların dışında Leonardo, BAE Systems, Raytheon gibi farklı firmaların da bu tarz çalışmaları var. Bunlar da önemli çalışmalar. Mesela Leonardo'nun Missis sistemi boyut ve güç tüketimi açısından pazar lideri. Ya da Raytheon'a değinebiliriz. Onların sistemleri de AIM-9X tabanlı. AIM-9X'i biliyorsunuz dünyanın en çok kullanılan hava hava füzelerinden biri. Ve bu firma kendi sistemini geliştirirken yine kendi füzesi olan bu füzenin altyapısını kullandı. O yüzden de etkili bir sistem ortaya çıktı. Yıldırım 100 için bunlardan başka ciddi rakip de yok. Yani toplasanız pazarda 3-4 tane rakip gibi var. O yüzden kendi platformlarımızı korumanın yanında Aselsan'a ihracat potansiyeliyle de ciddi değer katacak bir ürün. Ama tabii ki beni daha çok bizim platformlarımızı koruyacak olması ilgilendiriyor. Yani kısaca özetlersek, Aselsan zaten her zaman kritik sistemlerin üretildiği, geliştirildiği bir noktaydı bizim için. Ama Yıldırım 100 belki bugüne kadar geliştirdikleri en önemli sistemler listesinde ilk üçe girebilir. Bu sistem sayesinde artık atak helikopterleri de çok daha caydırıcı olacak. Motor meselesini tamamen hallettikten sonra yapılacak olan atak ihracatlarında o olumlu yönde etkileyeceği kesin. Çünkü artık milli saldırı helikopterimiz için bir masaya oturduğumuzda onun yönlendirilmiş kızdırtesi karşı tedbir sisteminin de olduğunu söyleyebileceğiz ve gerçekten modern ve etkili bir platform arayan devletler için bu çok çok önemli bir başlık olacak. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.